Evet, merhaba değerli izleyiciler. Her hafta olduğu gibi yine bugün de sizlerle birlikteyiz. Şehrin Lezzetleri adlı programda bugünkü stüdyo konuğum ise Kayseri Tanzim Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bekir Çizmeli bizlerle birlikte olacak. Bekir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkür ederim, iyiyiz. Allah iyiyiz. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz hamdolsun. Sizlerle daha önce bir program yaptık. Şubat ayıydı zannederim. 5 ay kadar bir zaman olmuş. Şimdi de günümüzde, önümüzde düzeltiyorum. Bir tabii kurban var. Tabii önemli bir kavram et. Hem mağazalarınızdaki etin durumu, işte kurbandaki etin durumu. Şimdi stüdyoda bunu konuşacağız. Bugünkü konumuz da bu. Oraya gelmeden tabii ki daha önceki programda tanıttınız ama yine seyircilerim sizi bir tanısın olmazsa Bekir Çizmeli kimdir diye. Daha sonra diğer sorulara geçelim. Bekir Çizmeli, Kayseri Tanzim Yönetim Kurulu Başkanı ve Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı. Kendi mesleğim, ana mesleğim besçilik ve kasaplık olaraktan faaliyet göstermekteyim. Evet. Develde bir sahnemiz var. Genelde kesimlerimizi Develdeki çiftliğimizde yetiştirdiğimiz tamamını markette sattığımız, satışa sunduğumuz etlerin tamamını çiftliğimizde yetiştirip burada halkımıza sunmak üzereyiz, hizmet vermekle mükellefiz. Buradaki süreç tabii ki etin iyi kaliteli olması, besinin uzun olması. Biz, şey ayrı, et bölümü evet. Yani Develilisiniz aslında. Develliyim, doğma büyüme evet. Develliyim. 4 çocuk babasıyım. Maşallah. İki kız, iki oğlan mıydı? Evet, öyle hatırlıyorum. İki oğlum, iki kızım var. Ahmet ve Mustafa'yı tanıyorum. Evet, ama. Ahmet Bey, Mustafa Bey. İki tane de kızım var. Maşallah. Elhamdülillah. Başlasın. Aile şirketi olarak devam ediyoruz. Şu anki Tanzim'de iki şubemizde hizmet vermekteyiz. Yani onu soracaktım. Şimdi bir de Tanzim, Kayseri Tanzim mağazalar için kendinizi yani firma olarak bir tanıtırsanız. Bir de iki Kayseri oldu. Kayseri Tanzim halka ucuz hizmet vermek için, ucuz ürünü satmak için, maliyetleri aşağı düşürmek için kendi sebze ve meyvemizi Mersin'den müstahsilden getiriyoruz. Haftanın iki günü, üç günü. Öyle kendi mi? Direkt aracı, geliyor yani. Direkt geliyor, evet. Eksik olan oranımızı haliyle burada Kayseri halimizden alıyoruz. Eksik olan eksiğimizi haliyle buradan alıyoruz. Ve bu şekilde sebzede hizmet vermekteyiz. Sebzede direktmen müstahsilden dediğimiz, üreticiden, yetiştiriciden alıp daha ucuza mal etmek için bizim tezgahtaki rayon fiyatlarımız hal fiyatıyla eş değerde daha aşağısı diyebilirim. Halit Hocam. Yani müşterileri o zaman. Müşterilerimiz evet. Onu da memnun. Diğer ürünlerimizde de böyle halka hizmet verebilmek için en asgariyi, en iyisini, kalitelisini ve fiyatlı olanı, fiyatta cazip olanı müşterimize sunma hizmetindeyiz. İkinci şubemizin burada unlu mamilerimiz devam ediyor. Unlu mamilerimizin ekmeği, poğaçayı, böreği kendimiz çıkarıyoruz tamamıyla. Yani üretim var orada üretim unlu mamilerde. Evet. Yaş pastasından tamamıyla. Hani mahsuru yok onun eski beğendiğin yeri aldığınız tabii yer ki yani, eski beğendik yani bir Türkiye genelinde hizmet market sektöründe bir marka olmuş bir firma ve yıllarca ben et tedariğini yaptığım için aynı et konsebiyle devam ediyorum şu anda. Beğendiklerin %70 et oranını ben karşılıyordum geçmiş dönemlerde 2014'lerde. Evet bahsetmiştiniz doğru. Evet beğendik mağazalarının tamamını etini karşılıyordu. Şu anda da burasını işletmek Cenab-ı Allah'ın lütfu bize nasip oldu. Melik Gazi şubemizde. Buradaki hizmetimizden dolayı müşterilerimiz de memnun. Etimizdeki lezzetten ve kaliteden, oradaki sebzede, diğer ürünlerimizde, ambalaj ürünlerinde hepsinde müşterimizin memnuniyeti olması için elimizden gelen gayreti yapıyoruz Halit Hocam. Gördüm evet pandemi dönemini bile çok başarılı bir şekilde aştınız. Pandemi döneminde güzel bir süreç geçti. Bütün vatandaşımıza yani böyle sosyal mesafeyi korumakla böyle güzel bir hizmet verdik. Orada müşterimiz de bizim personelimiz de memnunlar. Doğru. İyi bir çalışma yaptık orada. Yani müşteri de o mağazaya sahip çıktı yani etrafında hep ikamet eden büyük binalar var tabii. Onlar da oraya alıştılar herhalde. Evet iki yılda da yani ilk sözünüzü kestim. İlk açtığımız mağazamızdaki park sorunumuz olmaksızın orada şu an 8500 metrekare bir parkımız var. Güzel bir alan. Müşterimiz, vatandaşımız geldiği zaman düz bir alanda hizmet veriyoruz. İstediği ürünü rahatlıkla kendileriyle seçebiliyor ve evet. Ulaşım daha bir şey yani alandaki. Parkta bir sıkıntımız yok. Orasını tamamıyla dizayn ettik. Eski Atlas Alı'nın olmuş yeriydi. Biraz düzen şeydi yani tadilat gerektiren iyi bir mal. Biraz hatta şöyle de ben de ince bir dokunuş yapayım. Biraz reklama ihtiyacınız var gibi. Şu açıdan söylüyorum. Mesela bana sorular geliyor. Bazı tanzimlerle karıştıranlar oluyor. Bir de bu tanzim nerede hocam falan diyor. Ben bazen paylaşınca işte biri eski beğendiğin yeri Melikgazi mağaza. Biri evet. De yani şey klasik bir tabirle Sivas Caddesi'nin sonunda Atlas Alı. Espriyle cevaplamak isterim. Daha önce başka şubemiz yok diye böyle sloganımızda kullanıyorduk. Şu an iki tane şubemiz var. Cenab-ı Allah nasip etti Melikgazi şubesini işletmeyi.
Tanzim, diğer tanzimler derken Talas Tanzim, böyle yan versiyon diyeyim ben artık, yani bizim taklidimizi yapan arkadaşlarımız. Bizim öyle orada... demeyelim de şey yapalım, şöyle onlar isimleriyle birlikte Koca Sinan, Melik Gazi ve Talas olarak aldılar. Buradaki tanzimin bir ileri gelip revaçta oluşunu bunlar arkadaşlar işte ona bir benzetme yaparak haliyle yani şimdi içeriği bizde bir tanzim. Bağlantısı yok. İki tane şubemiz var. Biz tamamıyla halka mal olmuş bir tanzim olaraktan Kayseri'de bir ilki yapıyoruz. Doğru. Cenab-ı Allah nasip etti, kısmet oldu. Burada bize vesile oldu. En iyi hizmeti vermeyi, sunmayı amaçlıyoruz ileriki dönem hedeflerimizde. Mesela başka bir üyemiz de ismini aldı, koydu, henüz mağazasını açmadı. Evet. Öyle bir şey de var ama şu anda söylemiyorum kim olduğunu. Evet. Onlar da ismini tescil ettirdi çünkü. İsim parasını yatırdılar, öyle bekliyorlar. Hı. Peki o tarafını koyduk. Zaten ana konumuz etti. Müşteriler de sizi, özellikle et müşteriniz var. Tabii ki. Kaynağı bunun nedir diyeceğim. Tabii ki direkt üretici olmanız. Şimdi o süreci sizden alalım. Canlı hayvanlarınız var bildiğim kadarıyla. Evet, çiftliğimizde canlı hayvanlarımız var. Kendi etinizi kendiniz üretip yani hayvanları, etleri direkt tezgaha taşıyorsunuz. Şimdi etteki kalite olayı demek yani bütün besici arkadaşlarım da bunu birebir yapıyorlar. Genelde de böyle yetişmedik mal kesmesi mümkün değil yani. Kemik oranı en fazla çıktığı gibi bir de etteki lezzet olayı. Biz kiloyu tamamen alıp uzun süre beside kalan hayvan olgunlaşmış olur. Etin de müşterimiz böyle neresini alsa, kaburgaydı, ruloydu bunları aldığı zaman örneğin hangi etin parçasını alsa damak tadını hisseder. Et olgunlaştığı için bu da bir ayrı bir meslek sırrı. Yani buradaki bizim ileri vadeli, uzun vadeli besleyip yani yetişmemiş hayvanı kesip yağsız hayvan genelde sert olur. Yağsız hayvan eti genelde sert olur. Ateşi gördükçe daha büzülme yapıp sertleşir. Ama olgun böyle hafif yağlı et genelde var. Gelecektir zannediyorum biraz sonra. Lezzetli olur. Olgunlaşmıştır. Aynı bir kavun, karpuz misali. Kavun olgun olmasa biliyorsunuz ham. Aynı o tarzda mı oluyor? O tarzda oluyor? Etin şeyde içeriği de o şekildedir. Olgunlaşması gerekir. Besinin iyi beslenip yani o da doğal şeylerle derken genelde zaten mısır silacı. Buradaki yoncaydı, fiydi, bu gibi yemlerle besliyoruz. Ama hep büyükbaş hayvan değil büyükbaş mi? Büyükbaş. Küçükbaş. Biz tedari genelde buradaki mezbahadaki arkadaşlarımızdan, kuzuyla iştirak eden arkadaşlarımızdan temin ediyoruz. O yüzden büyükbaşı kendimiz yetiştiriyoruz. Küçükbaş biraz diye Halit Hocam eziyetli, böyle meşakkatli. O yaylada falan olması gereken bir ırk, kuzu, koyun bunlar çok eziyet isteyen bir şey. İşte bazen diyorlar ki ya kıymayı bu fiyata nasıl satıyor? Kıymayı biz bu fiyata aynen müşterimizin göz önünde bakıyor, orayı çeker misin diye çekiyoruz. Sınıflandırıyoruz. Biz parçalama, değerli parçaları dönerde, pastırmada kullanıp etin diğer normal, aynı dönere kestiğimiz, 5 set dediğimiz parçanın parçaları, küçük parçaları da var. Pastırma yaptığımızın da parçaları var. Bu trimleme dediğimiz çalışmadan dolayı olan onları tabaklayıp böyle orta yağlı, güzel yemeklik, köfteli kıyma haline getiriyoruz. Cins cins ayırıyorsunuz. Evet, böyle. Cins cins ayırıyoruz ve maliyeti aşağı düşürebiliyoruz yani orada. Ne, işin sırrı bu diyelim biz o zaman. Evet, yani etin üreticisi satabiliyorsa satıyordur. Tabii ki. Zararına satacak hali yok ya. Tabii ki. Dışarıdan bir de kargas değil, kendimiz yetiştirdiyse zamanında alıştı. Yoksa bütün besici arkadaşlarımız şu anda biraz sıkıntıdayız. Yem maliyetlerinin yüksek oluşu, bu besici arkadaşlarımı kurban ağzı olumlu bir şekilde etkiledi. Kurban yükseldi fiyatları... şu anda kargas ne kadar oldu? Belki kargas şu anda 42 lira. 42-43 bandında gidiyor evet, herhalde. Evet, o bantta gidiyor. Kargas bu yağsız temizlenmiş et olaraktan. Yani piyasa durgun gidiyor. Talep az, önümüz haliyle kurban bayramı olduğu için. Biraz düştü mü son günlerde et? Tabii ki bu genelde yıllarla sezonunda olması gereken bir çalışmadır. Vatandaşımız diyor kurbanda bol et yiyeceğiz diyor. Nasıl o yüzden diyor. Günü kurtarmanın. Belki 200-300 gram alan oluyor. Evet, yarım kilo gibi. Bunun gibi alternatiflerle değerlendirip günü kurtarmanın çözümüne bakıyorlar. Şöyle kurbana bir gün kala tezgahlar boşalıyor zaten. Tabii ki. Kurbandan sonraki süreçte de aynı devam eder. Bir vatandaşımız öyle gidecek. Evet. O dönem için hazırlıksızdınız zaten. Evet. Çünkü geçtiğimiz yıl zaten bunun tecrübesini yaşadınız her iki. Evet, tabii ki. Her sene aynı sezonu yaşıyoruz. Şimdi ette şöyle bir durum vardı. Hani önceki programda sorduğumu hatırlıyorum ama yine tekrarlamakta fayda var. Çünkü hayat zaten bir tekrar metodu. Yazın etin değerinin yani protein değerinin biraz düştüğü söylenir. Acaba bu doğru mu yoksa hani kışın daha mı et lezzetli? Şimdi genelde yazın aslında yaylada yayılıp da şu an o sezon itibarı yetişmiyor genelde besi olduğu için yaylada yayılan hayvanımız randımanlı olmaz kesimde. Et olgunlaşmamış olur. O da besiye girmekle mükelleftir. Beside yetişmesi gerekir. Beside yetişen hayvan yazda protein düşmesinin sebepleri dolapta muhafaza ettiğimizden.
Dolapta uzun süre bozulmasın, buzluğa koyuyoruz. Buzluktan ev hanımları... Ne kadar durması gerekir Bekir Bey? Genelde bir hafta 10 gün içerisinde tüketilmesi, az miktar alıp tüketilmesi. Dolaba giren et suyunu salıyor. Lezzeti, protein değerleri gidiyor orada. Tekrar buzluktan çıktığı zaman renkte bir verme durumu oluyor. Renk esmerleşme durumu oluyor. Protein değeri düşüyor. Önceki tazeliği, lezzeti koruyamıyor. Evet. Dolapta uzun süre muhafaza edildiği zaman tabii ki protein, damak tadı... Şöyle şimdi ben tezgahınıza da baktım. Allah var 10 numara bir tezgah. Evet. Elhamdülillah yani o günü birlik. Çok güzel. Şimdi zaman zaman görüyorum tamam böyle arz talep dengesini iyi hesaplayamayan ya da işte günlük tüketiminin üzerinde mal alan marketler olabiliyor. Görüyorum işte kararıyor yavaş yavaş et. Artık o tabii raf özelliğini kaybedince genelde kısadır. Haliyle o tezgahlarımız günü birlik koruyucu bir soğutmayla. Hmm. Esas buzhanede büyük kombina mezbahası buzhaneler gibi olmasa da küçük ebatlarda buzhanelerimiz var marketlerimizde. Onları da muhafaza ediyoruz. Bu sürede de uzun değil. Taze taze, iki güne bir taze kesim yapıp getirdiği zaman... Artık şimdi iki yıl geçti. İki tam yıl oldu. Evet, şube. Şube, evet. Dolayısıyla aşağı yukarı günlük satış ihtiyacı vesairesi potansiyeli de belli. Ona göre hazırlık yapıyorsunuz. Tabii ki tedariğini, kesimi taze olsun diye müşterimize daha taze, daha lezzetli sunum yapabilmek için az miktarda... Talebin durumuna göre oranlarda şubelerin ihtiyacı kadar arasını böyle stoklu değil de az miktarlarda taze taze sunum yapıyoruz. Bu da müşterimiz o uzun vade dolapta kalmayıp da esmerleşmeyip sunumu taze yaptığımız için müşterimizden daha talebi daha canlı fark ediyoruz, görüyoruz yani. Evet. Yani şimdi kabul etmek gerekir ki işte et, süt, yumurta. Evet. İşte protein değeri en yüksek gıda besinler. Gıda olmazsa olmaz. Tabii zaten. Etle süt düzeltiyorum. Yumurta ve süt şu anda konumuz değil. Et, işte beyaz et var, bir de kırmızı et. Beyaz ette de işte biz hadi tavukla balığı bir tarafa koyduk. Onların da tabii tüketim yönleri var. Fakat insanoğlunun vazgeçemediği bir besin et. Evet. Et de tabii ki şöyle ihtiyacınız kadar olanını tezgaha koydunuz ama bir de bunun sucuk ve pastırma bölümü var. Tabii ki, tabii. Miktar kadar. Onu da o içinden artık yapıyorsunuz. Şimdi değerli parçaları aldıktan sonra kaburga kısmı dediğimiz sucuktaki en lezzetli olması gereken bastırma kenarı dediğimiz kısımlar, bastırmalık açarken bir de etin kaburga kısmından kendi yağıyla başka yağ katmaksızın diğer yağ kattığın zaman bir uyuşma haliyle sucuğun orta yağlı olması, normal yağlı olup ki o lezzeti vermesi gerekir. Etin kendi yağıyla yaptığımız zaman sucuğa bir kısmını ayırıyoruz. Değerli parçaları sırtlı, beşli setten ayırdığımız kara parça diye hitap ettiğimiz. Orayı siz mi yönetiyorsunuz? Tabii ki. O bölüm. Et bölümü tamamıyla. Finansa işte belki Mustafa Bey bakıyor. Diğer işte finans bölümünü onlar bakıyor. Diğer ürünlerin tedariğine bu bölüm biraz satın alma. Baba bölümü, mesleği. Baba mesleği, dede mesleği. Oradan o benim alanıma girdiği için birebir onunla ben kendim ilgileniyorum. Zevkle bir de. Zevkle, aynen. Severek yapıyoruz. Haftanın iki günü, üç günü çiftliğimize gideriz orada. Veteriner hizmeti böyle çok sıkıştığımız zaman iğnesini, buradaki tedavisini, hapını ben kendim değerlendirir. Oradaki tabii. Çalışan personelle beraber. Ama müşteri tabii bunu bilemez. Şimdi müşteri geldi, markete girdi, tam et reyonunun önünde. Neye dikkat etmeli et alırken? Müşteri baktığı zaman zaten çoğunlukla bütçeden ziyade kaliteye ve etin duruş şekli, sunumu önemli. Onu gördüğü zaman içinden geldi ama buradan bir kilo kıyma alabileyim diyor. Buradan bir kuşbaşı kendi, bana verir misiniz evet, diyor. Kuşbaşı yemeklik, normal sotelik isteyene göre zaten onlar değerlendiriliyor. Müşterinin dikkat etmesi gereken haliyle etteki, tezgahtaki etin duruş. Renk. Bazen de şimdi esmer mı? Deyip renk, siyah dediğimiz etlerde bu uzun vade dediğim bir ay böyle vakumda duran esas böyle bifteklik dediğimiz, stirlik dediğimiz etler onlar uzun daha süredir daha lezzetli olur. Vakumlanmış şekilde bir ay bekler. Şimdi ben bir müşterimle böyle bir canlı olay yaşadım. Bir anım var. Müşterim bu etler neden bu kadar esmerleşmiş dediğinde ben doğal bir şekilde keşke hepsi aynı şekilde olsa. Bir aydan beri vakumda duruyor. Hamur gibi oldu. Karnı suyunu saldı dediğimde oradan bana 1,5 kilo dartar mısınız demişti. Ve tekrarında ziyaretimize alışverişe geldiğinde dedi ya ne biçim et, o ne kadar güzel bir etti. O et dinlenmiş oluyor. Tamamıyla hücreler ölmüş oluyor. Kan hücreleri. Karnı salmış oluyor. Onun damak tadı daha bir farklıdır yani. Tabii şimdi 1 Temmuz'dan bu tarafa da kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte işte piknik kültürü de var insanımızda. Evet, evet. Allah çok versin diyelim. Anladım, yine de işte anladım. Biraz emisyon dar. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü marketçiler ikide bir soruyor. Biraz cirolarda düşüş var. Çeşitli sebepleri var. Yaz geldi, tatil, kurban yakın.
Tamam, piyasada da bir emisyon darlığı var. Bu da normal karşılanacak bir durum. Bunların ötesinde zaten bayramdan sonra işte bir piknik kültürü zaten oluşur. Tabii ki vatandaşımız 2 yıldan beri, 2 yıla yakın bir süre bu pandemi süreci geçtiği için evde sıkılma haliyle marketlere talep gördü. Başka gidecek geri alternatif yani olmayıcı. Ve bu üretici firmalar, marketlerde biz sıkıntı yaşadık vatandaşımızla. Daha önce biz stoklu aldığımız ürünü, yani fiyat artışlarında aynı fiyattan satmakla, bunu çok müşterimiz takdir etmiştir, satmakla mükellef olduk oradaki. Ama hiç akşamdan sabaha fiyat değişiyor. Biz de biraz maalesef stoklu, biraz fazla depo tabii işlemi yaptığımız için, stok işlemi. Orada eski fiyattan ürünümüzü sattığımız zaman, bir hafta 10 gün içerisinde bittiyse bu ürünümüz, biz sınırlama koyarak da müşterimize birli, ikili, iki adetle sınırlı, bir adetle sınırlı olarak verdiniz. Evet, tabii. Çoğu müşterimiz işte 3 tane, 5 tane almak istedi. Biz de onlara durumu izah ederekten müdahale etmek zorunda kaldık. Fiyatlar iki adetle sınırlıdır diyorsunuz. İki adetle sınırlı diyoruz. Böyle evet, alabiliyor. O ürünümüz iki adetle sınırlı diyoruz. Bunu da işte müşterimiz yanlış anlıyor. Niye ben paramla değil mi alabilirim falan. Biz de bu ürünün talep gördüğünü, fiyatların çok afaki arttığını, hı hı, ama diğer vatandaşımıza da nasip olsun diye böyle bir sınırlama getirdiğimizi izah ettiğimiz zaman müşterimiz şimdi bir hafta 10 gün sonra geliyor. Ben diyor işte şu fiyattan daha önce almıştım. Evet, bunun diyor gibi şeylerle karşılaştık. Şöyle hem de açalım biraz da. Tabii. Ben de marketlerin içinde olduğum için aslında şunu söylemekte fayda var. Mesela dün de süt ürünlerine %20-25 bandında bir zam geldi. Ancak halk arasında öyle bir şey var ki sanki marketler zam yapıyor gibi bir hava oluşturuyor. Tabii ki şimdi asla öyle bir durum söz konusu değil. Tabii. Market aracı vesile olan bir kurumdur. Tabii ki. Şimdi oradaki marketlerin sadece amacı hizmet. Keşke yani ürünlere hiç zam gelmeyip sabit fiyatlarda durup müşteri bir alacağına 5 alsın, sürümden kazanalım. Yani. Yani bol kepçe dediğimiz dediğimiz bir tabir var ya Halit Hocam. Evet. Buradaki 1 kilo domateste sınırlamasında 5 kilo domateste bütçesine göre cazip olsun fiyatlar, marketler her zaman için zama karşıdır. Tabii. Bugün elindeki ürünü devamlı rafta etiket değiştirmek, müşteriyle devamlı polineye girmektense sabit olup hem müşteri potansiyelinin artması, sürümden kazanmak amaç, marketçi arkadaşların bütün gayesi budur. Zam geldikçe bizim zararımız olur. Sermayede hatta şöyle de bir örnek verdim. Siz de katılırsınız belki. Şimdi sarrafta altın satıyor. Evet. Ya altın 850-900 lira olursa bir küçük altın işte satılmıyor, öyle duruyor. Adam diyor ki 400 lira olsun ben satayım ki işlem dönsün, değil mi? Aynı şey çeyrek zaten. Çeyrek altının böyle oluşu şimdi ne yapıyor? Yani gram altına döndü. Yani falan. Gittikçe maliyeti düşürmek, yani hısım akrabaya hediye götürürken hepsini hesap etmek dar geliyor vatandaşımız. Tabii. Marketler de zaten dediğiniz gibi aracı kurum, yani toptancıdan ya da bayi, distribütörden ürünü alıyor, tüketiciye ulaştırıyor. Direkt imalattan, fabrikadan ürünü sipariş ettiği zaman aracı toptancıdan sevkiyatı yapılıyor, bu şekilde değerlendiriliyor. Oradan bize gelene kadar fiyatlar yansıyor. Buradaki kar marjını böyle düşük asgari potansiyelde tutup müşteriyi daha artırabilmek ve müşterinin buraya talebi daha fazla gelsin diye mücadele etmekle mükellef. Şu anki durumumuz o. Tabii, hatta bizim yerel marketlerimiz, Allah var ya, halk arasında da söylüyorum gittiğim toplu yerlerde de ellerindeki stok miktarlarıyla orantılı olmak üzere eski fiyattan mallarını satmaya devam ettiler. Aynen. Yani aynen. Bunu halk için yapıyor. Ne için yapsın? Yoksa bir müddet sonra elindeki stok bitecek, yeni zamlı ürünlere geçmiş olacak. Yoksa bekletip zamlı da satabilir yani. Biz çok firmada için isim yansıtmadan böyle aldığımız, elimizde fazla alıp eski fiyattan satınca perakende tezgahında satma, toptan o fiyatın üstünde ben alırım diye bize talepler geldiğinde biz yok, bunu biz müşterimiz için aldık, vatandaşımıza. Yani bir kişiye nasip edip bir oradan ekmek yemeye de bütün 2000, evet, 3000, 5000 bir burada vatandaşımız sebeplensin diye çok cüzi fiyatlara bazı yaptınız ürünlerde verdiğimiz mevcuttur yani. Peki ete tekrar dönelim. Evet. Hem de kurban yakın. Bu anlamda biraz da şöyle sorayım. Acaba doğru bir kavram mı? Halk arasında da öyle bir şey var. Hayvanın rengi kahverengiye çaldıkça eti daha lezzetli olur derler. Bu doğru mu? Şimdi hayvan canlı her zaman için Cenab-ı Allah'ın yarattığı et lezzeti böyle bir onun bir sınıflandırma böyle damak tadını sadece şu bizim besçiler arasında yaygındır. Siyah olan hayvan devamlı ağır gelir diye. Ağır mı? Ağır gelir. Kilo olarak fazla gelir yani. Örneğin 250 kilo koyuyorsun da sıkı olur. Siyah hayvan biraz daha cingiz sıkı olur diye. Yoksa lezzette oradan bu geliyor. Tamamıyla yedirmeye bağlı, yetişmesine bağlı olan bir şey. Lezzette öyle birbirinin farkı olmaz yani. Kuru besi dediğin zaman işte. Kuru besi dediği zaman kuru besi zaten maliyetler şu anda arpanın kilosu 2700 lira gibi falan rakamlara ulaştı. Şu an kepek 2200 lira gibi. Yemin torba kilosu 150 lira gibi.
Yani piyasası. Burada, evet, torbası 150 lira gibi. Bu şekilde yani 3000 liraya geliyor. Yemin kilosu 50 kilo torba 150 lira. Bu şekilde olunca maliyetler biraz daha yükseliyor. Besi oranı ileri randımanlarda değil de artık vatandaş kısmak bambikeller. Geçen bir küpür vardı. Baktım 7000 liraya şey bulamadık çoban. Yani öyle mi? Bu doğru olabilir mi? Şimdi çoban deyince bu o meslek ayrı bir meslek. Her potansiyeli, her kişi o işi yapma bir şeyi yoktur yani. Tamamen kişinin kendini yetiştirmeye has bir özelliği. Ya çoban, tabii. Yani çoban diyor da şimdi mesela ismi, bana 7000 lirada 70000 lirada ben çobanlıktan ne anlarım ya? Tabii ki. Şimdi ismi belki çoban diye şey gelebilir ama bizim veli nimetimiz olmazsa olmazları yani bütün canlı hayvanımızı şu anki işletmemizde iki arkadaşımız bakıyor. Diğer arkadaşlarımız da 5 tane, 6 tane, 10 tane böyle sebeplerle. Sizin kaç tane orada? Şu an ayrıca kalıyorlar. Bizde 2 tane şeyimiz var, görevlimiz var. Orada, Develi'de. Develi'de, evet. 2 tane görevlimiz var. Bunlar sabah akşamı olmayan, sabah 5'te kalıp, yani bunların fiyatı yani bir dağda yayanla, sığır gütme dediğimiz yani dağda yayanla, koyunu, kuzuyu, dana yayanla çiftlikte bakan biri olmaz. Evinin içinde rahat biraz diye. O rakamlar biraz da sezonluk yani olduğu için. 3 ay bir süreç örneğin. O çoban da haklı. Evet. Çoban da haklı diyor ki işte bana şu parayı verirsen 3 ay sonra besiye girecek bu hayvan. Sezonluk dediğimiz, yaz sezonu dediğimiz. He, o da oradan geliyor, anladım. Tabii. Ben diğeri sabit güzel olduğu için devamlılığı olan bir iş. Sigortası yatıyor işletmede. Çoluk çocuğu yanında. Yakıt ihtiyacı yok. Elektrik, su derdi yok. Yani bunların hepsi karşılanan yani işletmelerde mevcut yani. Ne kadar güzel. Bak şöyle bilinmeyen yönleri koyduk ortaya. Evet, yani evet. Seyircimiz tabii bilinçlensin evet diye. Tabii siz bir de ayrıca Kayseri Ticaret Borsası'nda bir göreviniz var. Evet. Kayseri Ticaret Borsası Başkan Yardımcısıyım. Orada da şimdi Recep Bey'in geçen açıklamaları vardı, bağlamışın ticaret borsasıyla alakalı. Bir iki gün önce şeyde basından izledim ben, bir de sosyal medyadan. Kurban konusunda bir problem olmadığını söyledi. Bu konuya siz neler ilave edersiniz? Tabii ki başkanımın izah ettiği gibi kurban konusunda sıkıntımız yok. Hayvan sayımız mevcut, yeterli. Kayseri için. Kayseri için, geneli için hayvan sayımız yeterli şu anda başkanın açıklama yaptığı gibi. Şu anki durumda biraz fiyatlardan dolayı tedirgin. Vatandaşımıza da durumu izah edemiyorsun. Et fiyatının yükselişi. Bir hisse bugün başkan açıkladığı gibi canlı olaraktan 30 lira olarak görünüyor danadaki rakamlar. Düvedeki rakam 29 lira. İnek dediğimiz sığır diye şey yaptığımızda 27 lira bu canlı kilo. Ha, canlı, canlı kilo. Bu da hisseye oranla yaptığın zaman 2250, 2,5, 2750. Yani 3000 falan duydum ben. Evet 3000 lira normal rakam diyeyim. 3250, 3,5 olan biraz daha yüksek rakamlar. Bunlar da tosun için dediğimiz dana. 5 hisselik, 7 hisselik ama bu 300 kilo, 350 kilo gelen bir hayvan için bahsediliyor. Et oran miktarı da hissede fazla düşer yani. He. Ondan dolayı. Şimdi başkanımız dediği gibi kurban sezonunda kurbanlıkta sıkıntımız yok rahat. Ama fiyatların yüksek oluşu biraz da vatandaşımızı Kızılay'a falan 1100 lira gibi, 750, 850 bağış gibi rakamlar, bağıştan bahsediliyor. Bunlar tabii ki bizim bir Kayseri için olacak şey değil, vatandaşımız gözünün önünde kesecek, eliyle hissesini dağıtacak. Hı hı. Geri yani kalan etini dolapta muhafaza etmek için. Evet. Bir süreç geçecek tabii. Evet. Yani evet. Yoksa o şöyle, bağış başka bir şey tabii de. Tabii onu yapan da var. Saygı duymak lazım. Onun için yani ayrıca bir konu işleyecek halimiz yok ama tabii ki burada Recep Bey'in anlatmak istediği şey Kayseri'de arz talep dengesi şu anda yeterli demek yeterli istiyor. Evet. Kurban kesecek aile sayısıyla elimizdeki bulunan bu hayvan sayısını nereden nasıl ölçüyor acaba? İl Tarım Müdürlüğümüz genelde bunu iyi bir çalışma yapıyor. Mustafa Bey orada İl Tarım Müdürümüz Mustafa Bey sağ olsun. Çok iyi çalışıyorlar çok hakikaten. Çok güzel çalışıyor. Evet. Bizlerle de iç içe çalışıyoruz. Kayserimiz için bu dönem iyi bir. Recep Başkan da gençliğin verdiği ve bizlerin deneyimli tecrübelerimizle güzel projelerimiz var. Allah nasip ederse Kayseri hayvan pazarı için, hububat pazarı öyle için. Bir proje vardı, onu ilerleme kaydedildi mi? Bunu da İl Tarım Müdürümüzle, belediyemizle burada iç içe şu anki dayanışmamız ve çalışmamız çok güzel. İleriye dönük bu projelerimiz inşallah yıl sonuna kadar netleşecek şu an. Hepsi proje ruhsat aşamasında Allah nasip ederse. Bunlar güzel bir Kayseri için bir çalışmamız var. Hayvancılıkla ilgili. Beydermen'i zaten büyükşehirimiz şu an Mendup Başkanı'nın devreye girmesiyle apayrı bir potansiyel sağladı. Besici arkadaşlarımız şu an orada faaliyet gösteriyor. Evet. Tamamıyla bir programda oraya da bir zannediyorum bir değinmiştik ama o günden bugüne 5 aydan
Bu tarafa bir güzel şey oldu mu? Oldu. İlerleme kaydedebildik mi acaba? Tabii ki edebildik. Yani nasip olursa Hububat Pazarı'nın şu an plan projesi çizilmiş. İhale çıkacak durumda. Hayvan pazarımızın öylesine yani bir aya kadar inşaat süresi başlaması için şu an o aşamalardayız. Beydeğirmeni Mendup Başkanım'ın çalışmasıyla biyogaz olarak büyük bir proje. Kısmet olursa besicimiz içinde bir dezavantaj hepsi bir arada oluşu. Oradaki hizmetin, servisin, veterinerlik hekimi bunların hepsi ayrı ayrı bir birim oraya. Bir şey yani şehir, küçük bir kasaba demeyin de büyük bir şehir kurulacak nasip olursa. Güzel bir iş potansiyeli olacak besicimiz için tarımla ilgili. Yani besiciler ürünlerini oraya mı getirecek ki? Hayır, amaç orada nedir? Orada besane yapıp, besane mevcut planlı projeli şu anki piyasa şartlarına göre, Avrupa Birliği standartlarına göre besaneler yapılıyor. 300 başlık, 500 başlık orada artacağım. Sizinki buradaki, mesela 400-450 bandında gidiyordunuz evet, değil mi? Evet. Onun küçük kaldı. Ölçekli, 250 ölçekli, 200 ölçekli bandında gidenler de arkadaşlarımız var. Kapasitesine göre, tabii durumuna ki göre, kendi takibini yapacak şekilde. Böyle bin başlık olanlarımız da var. Yani hayvancılık nasip olursa besi iyi bir burada talep görecek. Hı hı. Bu da işte Tarım Bakanlığı böyle tarım arazileriyle ilgili çiftçimizi bilgilendirir. Buradaki durum ekime, üretmeye teşvik olursa inşallah bunların hepsi zaman sürecinde aşılacak şeyler yani. Evet. Şimdi vatandaşlar kurban alırken neye dikkat etsin? Özellikle büyükbaş için söylüyorum. Büyükbaş için vatandaşımızın dikkat etmesi gereken konu 2 yaşını doldurmuş olacak. 2 yaş. 2 yaşını doldurmuş olacak. 2 yaşından küçük hayvan kurban olmaz. Semiz olabilir, vesile olabilir, görüntü. Kendisi bunu nasıl anlar? Bunu orada işi bilenler de var, bilmeyen de var. Bilmeyen tabii ki yanında bilen birine danıştığı zaman hayvan kapak atmış dediğimiz kısım önde iki dişi olur böyle. İki parmağımızın kemik kısmı gibi önde iri iki diş. Altta mı üstte mi? Alt kısımda. Üstte hayvanda büyük başta dişi olmaz. Arka azılarında önde olmaz diş. Sadece şeyde sadece o, geviş altta, getirebilmesi evet, için. Alt geviş getirebilmesi için önde olur. diğer yan taraf dişleri kuzu dişi dediğimiz, buzağı dişi dediğimiz, incir gibi böyle taze küçük olur. Öndekiler büyük olur. O kendini belli der orada. Bilen kişi baktığı zaman bile. O iki yaşını doldurmuş. Tamamlamış oluyor. Tamamlamış oluyor. İki yaşını doldurmuş oluyor. Hani dini hükümlere dini, uygun olsun evet, diye söylüyorum. Usullerimize göre dini kurbanın tabii bazı ki maddeleri var malum. Onu doldursun. Yoksa şuradan bir tüccar ya bu doldurdu da diyebilir. Ancak işte babaanne ona diyecek. He. Artık alan arkadaşım diyecek bu doldurdu diye. Karşıdaki besicimize, esnaf arkadaşımıza itimat ediyor ama genelde esnaflarımız mümkün olduğu kadar bozuk olmayanı satma taraftarı değil. Yani küçük daha büyüyecek, gelişecek bir hayvan olduğu için yaşı küçük olan ilerisi var. 2 yaşında olan artık besi ortalamasını doldurmuş bir süreçte ve dinimizce de uygundur yani yaşı diye. Büyük başta kapak atmış olacak iki kapak. Küçük başta da biliyorsunuz hep aklımız erdiğinden beri bildiğimiz dinimizde de İslamiyet'in verdiği annesinin boyuna geldiği zaman annesinin boyu öyle kadar. Mi? Onda yaş sınırlaması yoktur küçükte. Küçük başta. Annesinin anne boyuna geldiği zaman kurban olur. Derler. Derler evet. Ve işte bu süreçte yoksa şimdi her yıl olduğu gibi tekrarlanacak. İşte acemi kasap parmağını kesti. İşte dana kaçtı. Öbürü yuvarlandı. Bu işte İslami usulde de hijyenik günlerde de sokaktaki kesime İltar Müdürlüğümüz de müdahale ediyor. Bir de senede bir kurban kesiyor vatandaşımız haliyle etin parçalama bölümünü bilmiyor. En önemli husus o. Bir onu soracaktım. Siz sormadan söylediniz. Evet. Bir de tabii şeye zarar veriyor deriye. Deriye zarar veriyor. Deri yani bir milli servet yani. Türk Hava Kurumu'na da camilere de gittiği zaman Emel'le Mehmetçik Vakfı'na gidiyor. Bunların evet, gidiş yerleri güzel, Emel'le ulaşması gereken yerler. Deri de onu kestiği gibi de ayrıyeten etin değerli parçaları bilmiyor. Parçalarken bu erbabı olmayınca göz kararı kızıl eti bir tarafa, kemiği bir tarafa ayırıyor. O dörde bölüp vermeleri doğru mu sizce? Şimdi orada Bekir işin yürümesi için dörde bölüp vermeleri, bölüp de vermeleri doğru. Biz evde kendi aramızda pay ederiz der vatandaşımız. Sevim sahipleri, hisse sahipleri. Ama etin bir gün mezbahada kesilip, soğuk havada dinlenip, o gün akşam dinlenip, ertesi gün sabahleyin o işin erbabı olan kişi iri kemikleri ayırıp, küçük kemikleri böyle destereyle küçük küçük kesip, satırla küçük küçük kırıp böyle noğuda fasulyeye koyacak şekilde. O mu daha eftal olur? Tabii ki. O değerli parçaları bir ayırıp, kıymalığını bir ayırıp, bunu hisse taksim ettiği zaman, sevime dediğimiz, hissiye dediğimiz taksim ettiği zaman o et daha uzun ömürlü olur, lezzetli olur. Dinlenmiş et çünkü. Diğer türlü sahada böyle sokak arasında kesilen et dinlenmemiş oluyor. Kanını salmamış oluyor.
Dikkat ederseniz her bayram çocukluğumuzdan beri hemen orada sıcak kesilen etle bir parça alıp orada kavuralım, yiyelim. O gelenek bir şey. Evet. O zaman o, hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama et taze et olduğu için sert olur. Hatta yumuşak mı sert mi diye sorarlar bile evet, böyle. Evet, kurbanınız nasıl o ilk olduğu için ilk oldu, sert, taze dinlenmedi için, çünkü. Dinlenmediği için, kan hücreleri salmadığı için sert olur. Yumuşak gibi olsa bile olsa bile sert. Tabii aslında yumuşaktır et. Ama erbabı kesmediği, iyi taksim olmadığı ve dinlenmediği için o duruma diyor. Ama vatandaşlarımız burada Allah kabul etsin. Önümüzdeki kurban sürecinde inşallah hayırla kesmeyi nasip etsin. Sabırlı olup da yani bu psikolojikmen bayram sabahı bayram kurban etiyle kavurma yiyeceğizdir. Bu çocukluğumuzdan beri olan bir şey. Ama o günü normal bir parça alıp kurtarıp da diğer zaman mesela ikinci bayram günü sabah kahvaltısını yapabilir, akşam yemeğinde mangalını yapabilir. Çok gönül rahatlığı ve değerli parçalar ayrılmak kaydıyla. Yağlı kısımlar kıymaya, böyle löpet kısmı. Böyle. Öyle mi? Bir tabii. Daha tekrar orayı önemli seyircilerimize aktaralım. Kemik, etli kemik dediğimiz oranı kaburga kısmı. Eyek kemiği dediğimiz yani ben eyek kemiği diyeyim. Kaburga kısmını küçük parçalarda yarı etle ayırıyoruz. Evet. Diğer kıymalık eti bir tarafa ayırıyoruz. Yağlı ve yağsız iki oranda. Kıymalık etin ve biraz fazla yağ oranı köfteye yemeklere kullanabilmek için. Hayatımda hiç yapmadım da bir de sucuk için ayırıyorlar. Evet. Yani. O genelde işte bu yağlı kısımlardan dediğimiz etin kaburgayla beraber yağı birleştirip iki sefer çekilip sucuğa ayrılan kısım. Bir de normal yağıyla çekilip dolaba koyup veya kavurma yaz günü dolaba konmasını tavsiye etmem. Sucuk da yaz günü için şimdi olmaz. Tam yaza denk geldi. Tabii 36 yılda eşkime bir. Eşkime yapar. Bizim çocukluğumuzdan beri. Sucuk yapacak olsa da derin dondurucuda muhafaza edip 9. 10. ayı da etmek. Vatandaşımızın bütçesine göre haliyle kestiği için. Kışın daha mı güzeldi kurban acaba? Kışın tabii ki. Kış o sezonu. Karda falan da kavurmayı kestik da yani. Yapabiliyorsunuz. Sucuğunuzu da yapabiliyorsunuz haliyle. Kışın yani. Daha güzeldir. Yaz sezonu geldiği için biraz riskli. Sucuk eşkime yapar. Geri başa döner. Ya yapmasaydım keşke falan. Ama bunu kavurmaya bir ayırıp, günlük yiyeceği löpetleri bir ayırıp, kıymasını kavurup koyması, muhafaza etmesi daha iyi. Yoksa buzlukta derin donunca, deminki dediğimiz gibi protein değerleri düşüyor, süre uzuyor, protein evet. Değeri düşüyor. Yoksa şimdi işte o poşetleri var işte. Dolap poşeti dediğimiz, onların satışları biraz marketlerde hızlanacak. Evet. Yine de ön hazırlık yapıyor. Bıçaklar bile elendi mi? Bile elendi. Şu anda bıçakçılarımız tamamıyla... Masat böyle. Devamı bizim haftalık böyle bıçakçımız var yani gelip bizim marketteki bıçaklarımızı yapan. Şu an faal çalışıyorlar. Bütün diğer ilçelerde de faal çalışıyorlar. Kayseri'mizde de. Tabii dediğim gibi evlerdeki bıçaklar şu an bileleniyor. Ticarette uğraşan marketlerdeki bileleniyor. Yoğun bir çalışma var bıçakçılarda. Çoğu da bir tane çark alıp böyle çıkıyor da ben de bıçakçıyım diye yapıyor. Çarkla değil mi? Aynen. Orada neye dikkat etmek lazım? Böyle çark biraz sıkıntılı herhalde. Çark tabii ki ağzını böyle bozar. Bıçakçı bu işin erbabı taşa sürtüp böyle onun kendi çarkıyla yapması, ince çark dediğimiz, onunla yapması bıçağın ağzı hem incelmez hem dönmez, daha uzun süre kullanmasındaki faydaları var yani. Siz mesela çok böyle kelle düşürme derler değil mi? Evet. Böyle kelle, bir tabir var tırnak kelle içinde. Düşürme, kelle koparma, kelleye alma. Hayatımda şey değil, yani koyunu bile kesemem de. Siz büyükbaş kesiyorsunuz değil mi? Tabii büyükbaş keser. Ben küçük de büyük de kesmede bir sıkıntı olmaz. Bu işte yetişme, çocukluktan gelen bir yetişme şey içerisinde büyüdüğümüzden. Bu tamamıyla bir hizmet amaçlı gıda sektöründe vatandaşımıza kesip parçalayıp sunma. Aslında kasaplık öyle bir normal bir basit bir meslek değil. Gerçekte, tabii ki sanat. Kesinlikle evet, sanat yani. Müşterimize yani vatandaşımıza bu hizmet vermek için çok güzel bir meslek. Hatta ben, o kemiğin üstünde eti fire vermesin diye yani satışla alakalı söylüyorum tabii. Tabii ki kemiksiz dediğimiz ticari olarak baktığımız sıfır zaman sıfır kemiksiz deriz. Kaba etli deriz böyle mesela dediğimiz. Sıfır, o kemiklerde geri dönüşüm mü var? Geri dönüşüm kemik fabrikasına gidip haliyle Kayseri'mizde mevcut bulunan kemik fabrikasına. Oraya gidiyor. Oraya gidiyor. Orada tekrar eriyip bunlar yağ olarak kuru duruyor, üyütülüyor. Yağlı şey kısmı yağya, kaba posa kısmı ayrı yemleğe. Tekrar, öyle gidiyor. Bak evet. Orada da bir dönüşüm var yani. Tabii ki. Tabii. Hayvanın hiçbir parçası, derisi, mayısından tutun ki hiçbir şey tırnağına varana da araya gitmiyor yani. Hepsi değerleniyor. Derisi de, gık bayırı da, işkembesi de bunların hepsi. Bir de sakatat durumu var. Tabii yani sakatat öyle. Durumu. Dalağı, böbreği tamamıyla değerleniyor. Sakat. Hiçbir parçası atılan araya giden bir yoktur bu mübarek hayvan. Evet. Bir ara büyük hayvancılıkta daralma oldu herhalde. Hatta dışarıdan angus falan dediğimiz hayvanlar geldi.
Şimdi geçmişte miydi, de böyle yem maliyetleri yüksek olunca besicimiz zarar ettiğinden besi yapmaktan çekildi. Vazgeçti. Bankadan çalışan çok böyle köylü vatandaşlarımız vardı, köyde yapanlar. Bankalar o krediyi durdurdu. Buna keza yem fiyatlarını görünce samanın yükselişinden dolayı bir gelir elde edemem tedirginliği korkusuyla, vardı. Korkusuyla almadı. Bu sefer almayınca besihane boşa düştü. Bu boşlukta tekrar ette bir ciddi anlamda besicilikte yokluk, eksiklik olunca yurt dışından ithalata hayvan sayımızın azalıkta. Ama şimdi toparlandı. Şimdi kendi üretimimizde, kendi çiftliğine yetişenler toparladı. Yani tamamen tedarikimizi rahat karşılayabiliyoruz. Bu sefer besicimiz yurt dışından gelen, ithal edilen hayvanların randımanına alıştı şu anki durumda. Gönül istiyor, devamlı açık olsa yurt dışından getirirler. Yani buradaki hayvanlar hem böyle hastalığı falan çabuk gelişme yönünde, randıman yönünde, etin mesela oradaki hayvan hep çayır yediği için bunun şeyi iskelet dediğimiz yani kalıbı boş yani. Buraya gelince bizdeki yem girdileriyle beslenince güzel randımanlı oluyor. Et oranın lezzeti de değişiyor orada geldiği gibi. Angus deyince orayla bağlı değil, burada yetiştiği için, burada beslendiği için yani. Bizim yöremizin eti de çabuk kısa sürede doluyor. Besicimiz memnun yani oradaki durumda. Evet. Eti güzelce anlattınız vallahi. Çok güzel. Şöyle yönetmen arkadaşım da işaret ediyor. Programın sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Son olarak seyircilerimize ne söylemek istersiniz Kurban Bayramı'nda yaklaşırken? Kısmet olursa hayırlı kurbanlar dilerim. Hayırlı kesmelerini ama dikkat etmelerini, işin erbabına ehlini bulup böyle eti kendileri parçalarken işte değerli parçaları ayırlamadıkları için biraz sabırlı olup orada erbabına bırakmalarını tavsiye ederim. Kısmet olursa bütün ümmeti Müslümana mübarek Kurban Bayramı dilerim. Hayırlı bayramlar dilerim. İnşallah Allah tekrarı nasip etsin derim. Peki. Sizi de davet edip böyle bir programda yer aldığım için teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Sizin seyirci grubunuz biraz belki develiden şeydir diye ben de programın sonunda bir seyrhaneden dörtlükle kapatayım. Çok memnun olursa. Halit Hocam. Malum işte develi deyince seyrhani var. Ünlü halk şairi. Şenliklerimiz olur her yıl. Tabii. Seyrhani diyor ki, ormandan kaçan adam azgını çarşıda, pazarda seyran beğenmez. Medrese kaçkını, softa bozgunu selam vermek için adam beğenmez. Müthiş bir hicivci yani seyrhani. Biz de buradan onu anmış olalım. Evet, yadim, değerli izleyiciler. Çoluğun mekanı cennet olsun. Teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Halit evet Hocam. Değerli izleyiciler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak ümidiyle. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.